Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'ta muhataplarıyla gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sonrası iki ülkeden ortak açıklama yapıldı. PKK'nın Irak ve Türkiye için ortak tehdit olduğu vurgulandı. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı yasaklı örgüt ilan ettiği duyuruldu. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt olduğunun altı çizildi. Teröre karşı ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi. Türkiye, Irak sınırındaki PKK varlığını bitirmekte kararlı. Irak'ın kuzeyine yönelik operasyon mesajları ardı ardına geliyor. Sahada atılan adımlar diplomatik alanda yapılan hamlelerle güçlendiriliyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'a gitti. Muhataplarıyla yapılan ortak toplantıdan önemli sonuçlar çıktı kritik zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta yasaklı örgüt ilan ettiği duyuruldu. İki ülkenin terörle mücadele başta olmak üzere pek çok alanda ortak daimi komite kurması kararlaştırıldı. PKK'nın iki ülke için ortak tehdit olduğu belirtilirken örgütün Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan saldırılarının önüne geçilebilmesi için atılabilecek ortak adımların masaya yatırıldığı ifade edildi. Zirveden Türkiye ve Irak'ın ticaret, enerji, su gibi alanlarda yapacağı işbirliğinin yasa zeminini oluşturacak mutabakat zaptı üzerinde çalışılması kararı da çıktı. Türk ve Iraklı yetkililerin tüm bu konuları görüşmek üzere düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla bir araya geleceğinin altı çizildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan sonrası Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları da ele alındı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik zirvesine katılmak için bulunduğu Irak'ta kritik ikili temaslarda da bulundu. Hemen detaylarını aktaralım. Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la katıldığı güvenlik zirvesi sonrası ilk olarak Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile bir araya geldi. Görüşmede Irak Türkmenlerini ilgilendiren konular ve Kerkük'teki son durum ele alındı. Fidan daha sonra da Kadakkum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirdi. Ardından Azerbaycan'a geçen Fidan bugün Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Fidan'ın 11. Global Bakü Forumu'na katılması da bekleniyor.